Efendim, bir tarafta sevgili Filiz Özkol, bir tarafta Adil Yıldırım'la hoş geldiniz. Merhaba, bu ne kadar güzel bir renk. Vişne çürüğüyle giriyorsun. Gözlerimi alamıyorum. Daha program bu seneki renk ne seçimlerine kadar, dikkat ediyorsun bak, değil bir mi? Şey söyleyeceğim. Ne kadar kibar bir alfa erkeği. Bugün köşe yazında da yazmışsın zaten alfa erkekleri. Kim bu alfa erkeği? Unuttum, Adil ya aslında. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Literatüre yeni bir şey kazandırdın Adil Yıldırım. Alfa erkekleri. Kimler alfa erkekleri? El kaldırsın. Yakışıklı. Ya. Sen kaldır. Karizmatik. Evet. Centilmen. Evet, kibar. Kadın ruhundan anlayan. Düşünceli. Hediye alır, sürpriz yapar, i̇şte şiir onlar, yazar. İşte onlar kim? Hangi erkekler biliyor musun? Şu anda hayatta her şey varın kıymetli onlar seyircileri. Izliyor. Bak ekran başındalar onlar. Onlar alfalar hoş geldiniz. Hanımlara ne diyoruz? Papatyalarım benim canlarım. Onların çok selamları var. Çok seviyorlar sizi. Papatyalar değişmiş. Renkleri yok. Eskiden sarı papatya. Duymasınlar evet, yalnız. Aman yapma. Bak, ne yaptın? Bir şey söyleyeyim mi? Eskiden papatya derken ne derdik? Sarı papatya, beyaz papatya. Şimdileri farklı. Onu sana soracağım. Papatyalar niye değişti? Filiz abla programdan önce de şöyle söyledi. Bugün kızlar niye farklı? Bizim zamanımızdaki nesil niye yok dedi. Galiba ona atıfta bulundu. Burcundan mı tavrından mı? Dakikalarda konuşalım. Konuşuruz onu. Konuşalım. Nesil değişti. Ay papatya ne güzel bir çiçektir değil mi? Papatyadan papatya bulup fallar bakardık. Papatya çayı seviyor, sevmiyor. Kendimize göre uydururduk. Ben var ya her seferinde sevmiyor çıktığında bir şey de tekrar alıp bunu seviyora denk getiririm. Aynen, aynen. Hepiniz yaptınız bunu biliyorum. Yani, hepiniz yaptınız. Sen, sanki sen yapmadın. Ben papatya yok yapmadım falını. Papatya falı yapmadım şimdi yalan yok. Arkadaşımız paralel evrende yaşıyor. Öyle biraz öyle. Hazır mısınız hanımlar beyler? İlişkimizdeki problem. Evet. Onun burcundan mı yoksa benim tavrımdan mı? Bakın. Kaynana gelin ilişkilerinde. Evet. Eşinizle olan beraberliğinizde. Komşunuzla iyi geçinmenize kadar çocuğunuzun iş yaşamında hangi alanda gerçekten etkin olup başarı sağlayacağını bilmeniz bile çok önemli. Burcunu tanımakta değil mi kesinlikle, sevgili Filiz? Kesinlikle. Şimdi bugün burçların özellikleriyle beraber ilişkimizdeki tavrımızı nasıl belirleriz onu konuşacağız. Hı hı. Koç kadınları soruyorlar. Koçlar ekran başındaysa. Evet. Canlarım benim. O koç kadınların enerjisine bayılıyorum. En güzel papatya onlar. En güzel papatya koçlar. Gerçekten muhteşem enerjiniz var. Koç kadını için akrep erkeği şans mıdır, şanssızlık mıdır? Şansların en güzelidir. Çünkü koç bir Mars kadınıdır. Akrep de bir Mars erkeğidir. İki Mars'ın buluşması kadar güzel bir şey olabilir mi? Tabii. Alev alev bir ilişki. Cayır cayır diyorsun. Cayır cayır. Yangın var. Cayır cayır yangın diyorsun. Var. Alev alev böyle diyor. Başladı, ne desin? Alev alev. Ciddi yangın. Anlamda. Koçla akrebin aşkından yangın çıkar. Yangın ne çıkar? Mahalleyi sarar. Gerçekten mi? Akrep erkeği o didişmeye ayak uydurabilir mi? Koç çünkü didişmeyi seviyor. Bak şimdi koç didişir, akrep didişmez. Hı. Akrep didişmedikçe koçun alevi artar. Ha anladım. Ondan sonra onu alevlendirecek diye uğraşır uğraşır uğraşırken bir yangın çıkar ondan sonra söndürebilirsin. Allah korusun. Hay yani Allah, gayet uyumlu. Peki bu ilişkide koç mudur şanslı olan akrep midir? Hangisi? Bak şimdi. O da ilginç. İkisi de şanslı canım birbirlerini buldukları hangisi için. Hangisi hangisinin imtihanı olur? Koçun imtihanı akrep olur. Çünkü akrep erkeği çok gizemlidir. Kendini kolay ele vermez. Koç kadını meraklıdır. Ölür biter. Bu adam benim için ne düşünüyor, ne düşünüyor, ne düşünüyor? Ama gizem bir ilişkiyi ayakta tutan faktör. Yani bunu kim yapabiliyorsa ilişkilerinde gizemi sağlayabiliyorsa hani diyorum ya ilk görüşmeden her şeyi anlatmayın. Onlar ilişkiyi ayakta tutabiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani gizem özellikle ilişkinin ilk 1-2 senesinde çok önemli. Her şeyi anlatmak, her şeyi söylemek direkt olarak. İşte şöyle oldu, böyle oldu, işte teyzem rahatsızlık geçirdi, işte annemle kavga ettik falan filan. Her şeyi anlatmayın diyorum. Çünkü karşı taraf belki her şeyi bilmek istemiyor. Koç kadını anlatır ama. Akrep bu konuda iyi. Kadını da iyi, erkeği de iyi. Yani gizem sağlıyor. Ama koç anlattıkça mutlu oluyor. Ha, paylaşır diyorsun. Paylaştıkça mutlu oluyor. İkizler gibi o zaman. İkizler, o ikizler gibi. Yay da öyledir aslında da. Yay koç kadını nasıldır? Şey mesela biz gene dağıttık bu arada hakikaten. Nereye koçta kalalım. Ben çekileyim arada. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Senin yarattığın rahat ortamla oluyor bu. O senin sayende oluyor bu. Ya bizi sen bana bırak bunları. Bizi kapıştırıyor, bırakıyor. Şimdi şunu da öğrenmek istiyorum. Bu sorular sorulurken bir de burçların özelliklerini de öğrenmek istiyorum. Mesela
Koç kadınını nasıl anlatırsın? Akrep erkeği nasıl anlatırsın? Mesela akrepler için söylenen bir şey var. Akreplerin çok cimri olduğu söyleniyor. Öyle midir? Değil. Cimri değil. Hiç ben daha hayatımda cimri akrebe rastlamadım. Ama sadece ölçüsünü bilen biri. Kaliteli kaliteli masraflar yapar. Ha, hani güzel. Böyle curcuna şeylerden hoşlanmaz. Yani alacaksa kaliteli olma. Ya akrep erkeği dört dörtlük bir kalitesi vardır. Kim ne derse desin. Pespaye ve paspalı yok hiç. Hep kalite peşindeler. Evet. Doğru. Akrep evet, erkeği yani. Kalite peşinde. Çok kalitedir doğru. Kalitedir yani. Ve ben de cimriliğe katılmıyorum. Doğru değil. Değil. Ya çünkü bize çok yani. Geliyor. Hani çok vakada çalıştığımız için cimrilikle ilgili akrep erkeğini eleştiri pek gelmez. Sadece duygularını gelmez. Niye çözemiyorum diyen kadınlar var. Evet çözemiyorum bu çözemiyorum adamı derler. Çözemiyorum bu adamı diyor. Bu adamı güzel çözemiyorum. Yani çözemiyorum. Ben bu adamı anlamadım. Hatta 6 aydır birlikteyiz hala çok fazla bilgiye sahip değilim der kadın. Peki Adil mesela ilişkide biraz gizemi midir? Çok. Çok ya da iyi bir çok şeydir. Mu gizemli olmak ya lazım? Ya bunun bir sınırı var tabii. Tabii bir yani. Ayarı var yani sonuna evet, kadar. Hiçbir yani. Şey anlatmazsın böyle oturursun görüşmede böyle bir şey yok yani. Çok gizemliyim ben diye böyle oturuyorsun hiçbir şey anlatmıyorsun böyle bir şey yok. Ama mesela bir gizemli konu olduğunda takılıyorsun. Bak mesela gizemli bir davranış söyleyeyim. Mesela söyle kadın bakayım. Soruyor ben diyorum ki ya onu da konuşacağımız bir zaman gelir. Bak, bu cevabı veriyorum bak, pozlara bak, 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 bak. Hemen girelim şu anda Lendelon şey pozuna. Ama bir şey söyleyeyim mi? Onu da konuşacağımız zaman şu an değil dakika. O. Arkadaşlar bir gizemli erkek pozu. Yapıyorum ben bir dakika, şu anda. Önce gizemli kadın nasıl olunur onu yap. Sonra gizemli erkek. Kadını şimdi hepsini yaptırıyor bana. Hiç bana bak her şeyi yaptırıyor bana. Yine yaptıracağım. Evlilik ve ilişki uzmanı sensin. Şimdi bak koç kadını nasıl bir şey bileyim o konu dağıtayım. Firz abla diyor. Adama bir hafta 10 gün 6 ay şans verdim. Çekemem artık ben bu adamı diyor. Çekemem diyor. Bir şeysini anlatmıyor. Ne hali varsa görsün biraz sabırsızlık diyor. Da var ama koçlarda. Evet. Az bir hemen şey. Böyle hemen hızlı ediyor. Sonuç istiyor. Hızlı hemen. Sonuç istiyor. Ben bu adamla diyor ne kadar evlenebilirim? Ne kadar sürede? Bir de böyle balıklama evlenmek istiyor koç kadınları. Yok ya. Koç kadını o kadar evlilik peşinde evet. Koşar mı? Koşuyor. Sanmıyorum merak ya. Koç kadını koşuyor. Bayağı kendi tarzına yani, sahip bir kadın. Ben de öyle düşünüyorum. Aslan kadını da öyle mesela. Koçlar, evlilik peşinde koşmaz. Aa, bunlar güçlü bu karakterler. Aslan kadınlarından bize şikayet var. Hı, ne gibi? Onları söyleyeyim. Söyle. Şey diyorlar. Bizi diyorlar çok böyle cool anlatıyorsunuz. Cool biz mu? O kadar şey değiliz. Biz sıcakız diyorlar. Sıcak zaten. Biz diyor sıcak anlatıyoruz. Ya biriz çok tatlısın. Aslan kadınların diyorlar ki diyor biz sıcakız. Ya evet. Seni seviyorum. Dur şimdi konuya bak. Konuyu oraya yapayım? Geleceğiz ama aslana geleceğiz zaten. Şimdi, koçtan devam edelim mi? Bir dakika dur şeyi anlatacağız. Dur bir saniye. Aslanlardan özür dileyelim de onlar çok sıcak insanlar. Öyle ya. Zaten her zaman çok sıcak güçlü karakter Allah onlar. Allah ömrünü ömür katsın sağlıkla inşallah. El hareketleriyle anlatıyor böyle. Çok sıcak kız diyor. Sıcak kız. Evet. Adil şey yapıyordun az önce. Gizemli kadın, gizemli erkek nasıl olmalı? Bak ilişkide şimdi, kazanmak istiyorsan gizem şart. Adil Yıldırım ekranda gizemli erkek, gizemli kadını... Bu arada alfa erkeğidir kendisi. Alfa tabii. Yani şimdi yazmadım diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak, bu programda şu an, bu programda beni fena gazlıyorlar, harlıyorlar şu an. Ciddi anlamda uçuyorum. Şimdi bak, önce bir erkeği yapayım. Evet. Konu geliyor, daha birinci, ikinci görüşme. Kızdan sorular geliyor doğal olarak. Kadınlar meraklıdır sorar. Adamın evet. Cevabı şu olur mesela işte gizem yaratan adamın. Hayatım onu da konuşuruz da henüz vakti değil. Bak şimdi yani cevap vermem konuya girme demiyor. Konuşuruz ama şu an henüz vakti mesela, değil. Mesela gelir diyelim ki ya. İlk buluşmamız diyelim ki senle karşılıklı yemek yiyoruz. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Sen de gizemli erkeksin. Evet. Ne sorulur bak buluşmayı bile öyle takılırsın. Öyle takılırsın işte. Hayır, benle buluşmada öyle takılırsın. Soramazsın. Hayır ne sorulur soru buluşmadır. Ya gereksiz sorular şöyle bir şey olabilir. Ay yani, ne sorulur Allah aşkına fazla söylesene. Meraklı soru o anda cevaplanmayacak soru mesela şöyledir. Kaç kardeşsiniz? Yok kaç kardeşsiniz de bir şey yok Nur. Mesela şöyle bir şeydir en son ilişkin ne zaman bitti? Heh, bak. Mesela böyle bir sorudur. Hiç evlenmeyi düşünmüyor musun? Hiç evlenmeyi düşünmüyor musun? Evet. Mesela böyle bir sorudur. Hiç evlenmeyi... Sen şimdi bana sor abla sen. Hiç evlenmeyi... Belli bu kız, bak canlandırma bir, yapalım. Tamam bir dakika bu canlandırmadan ben çekiliyorum. Çünkü etkisi sen bana iğrenç sorular hiç soruyorum. Hiç evlenmeyi... Estağfurullah. Sen hiç sor. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Ne sor? Adilciğim hiç evlenmek aklına gelmiyor mu? Hiç düşünmüyor musun evlenmeyi? Şimdi bizim ikinci görüşmemiz olsun bu. İlk görüşme çok iyi geçmiş. Peki sen niye hiç evlenmeyi düşünmedin tamam. Şimdiye kadar? Dur bir açıklama yapayım şimdi. Sahne evet. Yapıyoruz şu anda, tiyatro yapıyoruz. İkinci görüşmemiz, ilk görüşme harika geçmiş. Bunu soruyorsun bana. Ben de şunu cevap veriyorum. Ya senden hoşlandım ne çabuk anladın. Fakat bu konu için biraz erken daha sonra konuşuruz bunları. Ay. Diyorum. İyi tamam. Yani. Çakal erkek. Yani tabii ki. Kadın çünkü bunu bana sorduğuna göre karşılıklı bir duygu var.
Sana karşı duygularımı ne çabuk anladın ya. Ama bunu daha sonra konuşuruz. Kadın ne düşünür sorabiliyor musun? Senin aklın başına geldiği zaman ben yokum. Dur ama ikinci görüşmeden bu konuşulmaz. Gizemli erkek bu konu konuşulmaz demez. Konuyu daha sonraya atar. Ha, mesela şu gizemli erkek cevabı değil. Ya niye bana böyle sorular soruyorsun? Bu gizemli erkek değil. Bu kaba bir erkek. Evet. Ama gizemli erkek tamam onu da konuşuruz ama şu anda değil. Bazı erkekler de şöyle seninle takılırız ama evlenmeyi düşünmüyorum. Ona takılırız göre lafını söylüyorsa bir erkek yani orada bazen. Ben papatyalarıma şunu söylüyorum. Bakın, takılırız yine. Lafı geçtiği anda masadan kalkıp gidiyorsun. Evet. Böyle çirkin evet. Bir laf olamaz. Takılırız ne demek? Daha önce hiç aşık oldun mu diye sorursa. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Secereme kadar sorular geldi. Ama sor dedi ne istiyorsan. Şimdi böyle soruyorlar. Peki sor. Mesela en meraklı Burç hangisi böyle? Hani en ince ayrıntısına kadar soran? Koçlar ve ikizler. İkizler ve koç. İkisi çok. İkizler ve koç. Çok sorar. Yay sorar ama İkizler masada takmaz. Bana her şeyi sorduğunu sorar. Sorduğunu unuttum. Ya. Ya şöyle bir soru da sorabilir ikizler. Kaç gündür iç çamaşırını değiştirmedin de diyebilir yani. Rahat ama sohbet rahat. Sohbet rahattır yani. Ama bir yani. Koç kadınından bunu beklemezsin. Hayır. Peki. Şimdi sıra. Nereye geldi? Yengeç kadınlarında. Yengeçler ekran başındaysa. Bu arada soruları yönetmen hazır yani yönetmen hazırladığını söyleyin. Çünkü şu anda bizi izleyenlerin çoğu diyor ki benim burcumu atladınız, beni anlatmadınız. Hayır ben sorularımızı yapımcılarımız hazırlamıyor. Sorularımızı seyircilerimiz soruyor. İyi. Onlar sadece ekrana getiriyorlar. Tamam. Gelen sorular bunlar bizim günahımız.